Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose but do I grab A slippery surface, a hard attack Ben am Erdin Çomaç. fotoğraf çekmek kolay Geçenlerde kutu açılışını yaptığım bir ürünün teknik incelemesine geçmek istiyorum bugün. Sigma 30 mm F1.4. Eksikleri de var, artıları da var. Ama önce fiziksel yapıdan başlayalım. Lens 265 gram ağırlığı, 64.8 mm çapı ve 73.6 mm uzunluğu ile F4'lük bir prime lens için oldukça hafif ve kompakt sağlam metal yapısı ve TSC teknolojisiyle hava koşullarına meydan okuyacak gibi gözüküyor. Dış yapısı sade ve sağlam ve sadece bir fokus çarkına sahip. Elbette gönül isterdi ki diyafram çarkına da sahip olsun. Ama bu fiyata bir prime lens için bu eksiği göz ardı edebilirsiniz. Vallahi ne diyeyim arkadaşlar ne de olsa made in Japan yani Japonya yapımı. Öyle başka ülkelerin yapımı değil. Resmen Japonya'da yapılmış bir lens. Üretilmiş bir lens. Ve her şeyi de bunu ortaya koyuyor. Bu fokus çarkı da geniş olması ve üzerine çok tatlı bir böyle kauçuk kumsu bir maddeyle e, kullanım kolaylığı sağlıyor. Valla diyafram çarkının olmaması özellikle cam kalitesi söz konusu olunca hakikaten göz ardı edilebilecek bir şey. Acam adedine gelince İki tanesi asferik olmak üzere 7 grupta toplam 9 cam eleman ile müthiş bir keskinlik ve görüntü kalitesi sağlıyor. Diyafram çarkı ise yuvarlatılmış 9 bıçaktan oluşması size özellikle F1.4'te müthiş lezzetli bokeh sağlıyor. Fotoğrafta otofoküsü hızlı ve özellikle F2.8'den sonra yapışkan olduğunu daha iyi söyleyebilirim. Yani çok sağlam ve çok güvenilir. E, bütün diğer lenslerde olduğu gibi f1.4'teki çok sığ net alan derinliği yüzünden orada zaman zaman zorlandığını görebilirsiniz ama bu sizi çok şaşırtmamalı. Fotoğrafta da çok çok önemli değil doğrusu isterseniz. Beraberce inceleyeceğimiz fotoğraflarda da keskinliğine ve renk doğallığına hayran kaldım doğrusu. Kontrastı da oldukça başarılı. F16'da bile ne defraksiyona denk geldim ne de purple fringe'in dedikleri o mor çevrelemeye rastladım. Direkt güneş çekimlerinde bile sun sunflaring çok minimal, o kadar da kabul edilebilir ölçüde. Manuel netleme çarkı yavaş kademelerde ilerlediği için netleme kontrolünü tamamen size bırakıyor, o da çok büyük avantaj. Şimdi gelin bazı fotoğraflara beraberce göz atalım. Evet sevgili dostlar, şu anda gördüğünüz gibi yani direkt lightroom'a aktardım ve hiçbir ayar yapmadım ki. Size gerçek netliğini ve gerçek ve ger gerçek renklerini iyice algılayabilirsiniz diye şuradan başlayacağım. Bir gördüğünüz gibi bu ilk fotoğrafta e, bokeye göz atıyoruz ve bokeh oldukça yuvarlak ve lezzetli bir bokeh sağlıyor. Renk doğallığına gelince şu fotoğrafı bir göz atalım sevgili dostlar. Şunu iyice bir açalım. Gördüğünüz gibi ağacın, gökün, gökyüzünün ve e, şuradaki çiçeklerin renk doğallığı müthiş. Hiçbir renk profili kullanmadım ve keskinliğine bakar mısınız fotoğraf? Yani hakikaten olağanüstü. Bir sonraki kareye geçiyoruz. Şu anda bu fotoğrafı f5.6 ile çektim. Bunu özellikle gösteriyorum size çünkü dostlar bu lensin en keskin yeri bu göreceksiniz ki f5.6. Burada olağanüstü keskin kareler yakalıyorsunuz. Detay yakalaması müthiş, gerçekten müthiş. Bir tane daha örnekleyelim sizinle beraber. F5-6 ile çekmişim. Onu da açalım ve göz atalım detaylara. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi keskinlik ve renk müthiş. Ben hakikaten çok sevdim. Burada da yine hiçbir şekilde düzeltme yapmaksızın önce F1.4 ile uzaktan bir kare çektim ki arkadaki bulanıklığı, arka alan bulanıklığını görün diye. Ondan sonra aynı kareyi F16'da çektim ki bu sefer arka alan netliğini ne kadar net yakaladığını görün diye. Yine tekrar ediyorum netlikten ve keskinlikten hakikaten samimiyetle hiç ödün vermeyen bir lens. Şurada bakıyorum F1.4 ile çektiğim karede dahi bakın normal şartlarda bu kadar keskin olmaz F1.4'teki birçok lens. Surattaki detayları müthiş yakalıyor aynı şekilde burada da daha karanlık bir ortam olmasına rağmen yine de burada da hakikaten bütün detayları yakılmış vaziyette. Şimdi gelin bizim meşhur e, duvar testine <laughs> duvar testine geçelim. Bunun için de büyütelim ve sırayla gidelim. Bu kare F1.4'te çekildi. F1.4'te orta keskinlik zaten sıkıntı yok. Kenar keskinliğine gelince bir parçacık ama çok minimal bir azalma olduğunu göreceksiniz. Ama o da hani yumuşak denemeyecek kadar hafif bir fark var. O yüzden oldukça başarılı. F yanlış bir şey yapmayayım sevgili dostlar. Evet. F2'de de çok büyük bir fark yok. Az bir şey düzel, düzelme var ama köşe keskinliği F28'den itibaren ciddi anlamda düzeldiğini göreceksiniz. Dediğim gibi F4'te de aynı şekilde gittikçe düzeliyor. Bir, bir saniye verin düzelsin. Kendi gelsin fotoğraf. Evet. Gördüğünüz gibi artık köşelerde yumuşaklık diye bir şey kalmadı. Ortayı zaten göstermiyorum. Zaten orta çok keskin. Ve en keskin noktasına geldik lensin. O da F5.6'da. F5.6'da köşelerden tutun da ortaya kadar müthiş bir keskinliğe sahip. Bu f 8de de devam ediyor. F11'de de herhangi bir yumuşamaya rastlamıyoruz. F13'ten itibaren köşelerde hafif bir yumuşamaya denk gelebilirsiniz. Bu F16 için de aynı şey geçerli. Aslına baktığım zaman lensin evet köşelerdeki yok bakın yine güzeldi. Yani bu lens için yumuşak noktası yok denecek kadar önemsiz bir yumuşama var köşelerde gerçekten. F1.4'ten F16'ya kadar her F değerinde müthiş, yani gözün görmeyeceği kadar bir farkla müthiş keskinlik sağlıyor sevgili dostlar. Evet, şimdi bana dönelim. Sevgili dostlar, fotoğraf kanadında metiyeler düzlüğüm bu lens için video kanadında aslında oldukça kararsız kaldım. Kararsızlığım kesinlikle e, görüntü kalitesi, keskinliği, netliği hatta müthiş bokeh ile ilgili değil kararsızlığı motofoküsüyle ilgiliydi. Ama daha çok denemeler yapmadan bir haksızlık etmemek adına bu konuda çektiğim görüntüleri izlerken kararı bir parça size bırakacağım. Ama şunu unutmamalı, Sigma gibi bir firma, Sigma gibi bir marka firmware update ile bunları düzeltemeyecek arızalardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla o görüntülere bir göz atın, şimdi kararı siz verin. Manuel netleme çarkı fotoğrafta yavaş ilerlemesi avantaj gibi gözükürken videoda maalesef yakın uzak arasın geçişlerde tek döngü yetmiyor. O da bir dezavantaj sağlıyor. Dediğim gibi bir firmware update ile Sigma bunları mutlaka düzeltecektir. Yani Sigma'yı daha önce kullanmış bir insan olarak bundan %100 eminim. Lensin son eksisinden bahsedeceğim. O da en yakın çekme mesafesi 30 santimetre ve büyütme oranı 1 bölü 7 ile bu konuda sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Ayrıca sadece 30 mm olduğu için, 35 mm'nin altında da kullanamadığınız için MCX serisi makro büyütme tüpleri ne kullanamıyorsunuz? Bunda çalışmıyor, haberiniz olsun. Sevgili dostlar gelelim sonuca. Gerek Sigma'nın sağladığı kalitesi ve sağlam yapısıyla, gerek keskinliği ve renk doğallığıyla, Gerek f1.4 gibi müthiş bokeh sağlayan hızlı bir lens olması sıfatıyla. Gerek düşük ışıktaki müthiş performansıyla. Ve özellikle de bu fiyata bu prime lens alınır be dostlar. Daha önce başka fotoğraf makinesi markalarında Sigma lensleri deneyimlemiş biri olarak bu lensi satın alırken zaten risk almadığımı biliyordum. Ha evet bir de 30 mm garip bir açı gibi gelebilir ama Birkaç adım ileri, birkaç adım geri ile aslında iki lensi tek bir lensle birleştirmeyi beceriyorsunuz. Birkaç adım geriye gidin, 23 milimetreye ulaşın. Birkaç adım ileri ilerleyin, 35 milimetreye çıkın. Sevgili dostlar, umarım ithalatçı firma bu lens incelemesini ciddi alır ve Fuji film ile ilgili diğer iki lensi yani 16 milimetre ve 56 milimetrelik f1.4'lük lenslerini bir şekilde bana ulaştırır ve onların da bir incelemesini sizlere sunma şansına sahip olabilirim. Ha, ayrıca ben hakikaten hem Sigma'ya teşekkür etmek istiyorum hem ithalatçı firmasına teşekkür etmek istiyorum hem de son derece profesyonel hizmet veren Klas Foto'ya teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dostlar umarım bu içerik hoşunuza gitmiş, sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu içerikleri ve fotoğraf çekmek kolay ailesini hep beraber büyütelim. Daha geniş kitlelere, daha süratli ulaştıralım. Şimdilik söyleyeceğim huzurla kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomağaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.